Erdoğan yaklaşık 15 dakika önce Rami Kütüphanesi'ne geldi ve Rami Kütüphanesi'nin her bir köşesinde her bir detayına yakından ilgilenerek bilgi alıyor. Rami Kütüphanesi oldukça geniş bir alana yayılan bir kütüphane. Yaklaşık 36 bin metrekare kapalı alanı olan, 51 bin metrekare yeşil alanı olan bir nokta. Devasa bir kampüs. İşte bu devasa kampüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la her noktadan ayrı ayrı bilgi alarak şu anda geziyor ve bu kapsamda Rami Kütüphanesi'ndeki bilgi alma süreci devam ediyor. Akabinde ise açılış salonuna gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve burada Rami Kütüphanesi'nin, İstanbul'un en büyük kütüphanesinin açılışını gerçekleştirecek. Tabii 18. yüzyıldan emareler taşıyan bir atmosfer burası. Yaklaşık 250 senelik mazisi olan bir atmosfer. İşte bu 250 senelik atmosfer kitapla buluşacak ve burada gençler, çocuklar, yaşlılar, her yaş grubundan insanlar 0-3 yaş kütüphanesinde, hatta bebekler bile, akabinde çocuk bölümüyle, akabinde genç bölümüyle, akabinde akademik bölümüyle 7'den 77'yi kuşatan, herkesi kapsayan, her yaşa şamil alanlarıyla burada büyük bir alan açılacak. Tabii sadece kütüphane demek belki buraya haksızlık olabilir. Çünkü bir yaşam merkezi gibi tertip edilmiş bir nokta burası. Hem eğitsel, hem kültürel, hem sanatsal birçok farklı alanda burada hareketlilik söz konusu olacak. Biraz önce de zikretmiştim. Yeşil alan oranı oldukça yüksek. Yaklaşık 51 bin metrekare yeşil alana sahip. İşte adeta bir millet bahçesi gibi vatandaşlar burada bu yeşil alanda vakit geçirebilecekler. Yine burada bilgiyle, kitapla buluşabilecekler. Burada doğayla, huzurla buluşabilecekler. İşte burası bu manada herkesi kapsayıcı, herkesi kuşatıcı bir atmosfer olacak. Tabii burada yeter ki gelin, yeter ki okuyun şeklinde bir slogan da var. Bunu da belirtebiliriz. Çünkü burada yer yer çay ikramları olacak, yer yer çorba ikramları olacak. Gençlerin, çocukların burada varlık gösterip bilgiyle buluşması için burada birçok manada teşvikler söz konusu olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rami Kütüphanesi'ne yaklaşık 15 dakika önce geldi ve Rami Kütüphanesi'nin birçok noktasında şu anda gezerek bilgi alıyor. Tabii burası çok büyük bir alan ve bilgi alınması gereken çok farklı noktalar var. Mesela o noktalardan birisi de şifahane. Tabii şifahane burada kadim gelenekten kitapların yeni nesille sağlıklı bir şekilde buluşması için büyük önem arz ediyor. Bir asırlık, iki asırlık, üç asırlık maziden kopup gelen o tarihi eserlerin, o tarihi kitapların, dedelerimizden miras kalan eserlerin gençlerle, yeni nesille buluşabilmesi için tamir ediliyor. İşte o şifahanedeki restorasyon sürecini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözlemlemesini bekliyoruz. Tabii burada şifahane farklı bir şekilde tasarlandı. Nasıl? Şifahanenin etrafı duvarlarla değil camlarla kaplandı. Yani buraya gelen çocuklar, buraya gelen gençler, buraya gelen yaşlılar, her kesim şifahanedeki tadilat sürecini, şifahanedeki restorasyon sürecini bizzat gözlemleyebilecek ve bir kitap, kadim gelenekten kopan birkaç asırlık kitap nasıl yenileniyor, nasıl gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılıyor, bizzat o camın ardından gözlemleyebilecek. Dolayısıyla kitabın A'sından Z'sine kadar o tamirat sürecine bizzat vakıf olabilecek. Bu manada büyük önem arz ediyor. Yine burada Rami Kütüphanesi'nde öne çıkan noktalardan birisi 0-3 yaş bebek kütüphanesi. Yani bu çokça duyduğumuz bir şey değil aslında. Buraya anneler, babalar bebekleriyle gelip hem yeşil alanda vakit geçirip hem de o 0-3 yaş bebek kütüphanesinde çocukları için içerikler bulabilecekler. O içerikleri çocuklarıyla, bebekleriyle paylaşabilecekler. Bu manada biraz önce de zikrettiğim üzere 7'den 77'ye toplumun her kesimini kuşatan, her kesimine erişmesi için tasarlanmış bir nokta Rami Kütüphanesi. Tabii sadece kütüphane demek haksızlık olur. Burası aslında bir yaşam merkezi. İçerisindeki yeşil alanlarla adeta bir millet bahçesi, içerisindeki şifahane ile adeta bir tamir atölyesi, içerisindeki kütüphane ile adeta bir kitap dünyası, her alanda kendince çok yeterli üniteler barındıran bir nokta. Burası Rami Kütüphanesi. Tabii buradaki tarihi doku da burada kitapla buluşmak için ayrı bir heyecan uyandırıyor. Çünkü buranın her bir duvarı yaklaşık 250 senelik anılar barındırıyor. Dolayısıyla bu anılara nazır kitapla buluşmak buradaki kitap atmosferini daha da bir şevkli, daha da bir arzulu kılıyor. Bu manada Rami Kütüphanesi'nin birçok farklı başlıkta önem arz ettiğini belirtebilir.
lirası. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaklaşık 20 dakika önce Rami Kütüphanesi'ne geldi ve şu anda Rami Kütüphanesi'nin her bir noktasında yetkililerden bilgi alıyor. Akabinde ise hemen sağımızda bulunan salona gelecek ve İstanbul'un en büyük kütüphanesinin 4200 kişi kapasiteli kütüphanenin açılışını hemen sağımızda bulunan salonda gerçekleştirecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.